Nereye ait harika görünüyor gerçekten. O kekikli çok iyi sosta değil mi? Mükemmel. Ben de yemek istiyorum bir an önce. Kekikli çok iyi. Bittiyse yemek istiyorum beyaz. İzla pizzaya geldik. Pizza köyü olarak biliniyor. Evet. Ama çocukluktan beri hep aklımda kalmıştı bu içli köfteler. Onu pizzaya uyarladım. Evet, menü bu şekilde. Büyük bir Süryani göçü olmuş İtalya'ya. Yani ben bu işi Almanya'da 24 sene yaptım. Böyle belki genlerde var, biz de bilmiyorum. Yani çok doydum ama olsa yine... Pizza yemek için bugün Mardin Midyat'ta bulunan Kafra Köyü'nün hemen hemen 2 kilometre ötesinde bulunan İzla Pizza'ya geldik. Pizza yiyeceğiz burada. Açıkçası çok heyecanlıyım. Şimdi burası 2 yıl önce açılmış ve biliyorsunuz burada Pizza Köyü olarak biliniyor. İnanılmaz bir patlama yaptı. Evet, İşte YouTuber'lar geldi vesaire. Orada meşhur bir pizzacı var, Kafro. Ama buraya da açılan ayrı bir yer var. Burası da daha önceden zaten sahibi 48 yıl Almanya'da işletmecilik yapmış ve buraya çok güzel bir mekan açmış. Bayağı bir büyük. Şimdi buraya giriyoruz. İşte fiyatlar, pizzalar nasıl, hangi çeşitler var, size bunları göstereceğiz. Evet. O zaman haydi geçelim içeriye. Sıra da var bugün, günlerden cumartesi. Mutlaka arayarak geliyorum. Evet, şimdi içeri geçiyoruz. Mekan gerçekten güzel. Burası 2 yıllık aç. 2 yıldır var. 2 yıldır var, evet. 6. Siz... ayda tam 2 yıl doluyor. Evet, siz de Almanya'da sanırım. Yani ben buradan giderken 8 yaşındaydım. 43 evet. Sene orada yaşadım. Evet. 38 seneden sonra ilk defa gelmiştim Türkiye'ye. Evet. Orada peki bu işi mi yapıyordunuz? Aynı işi 24 sene orada yaptım. Peki buraya gelmek nasıl? Yani galiba çocukluk özlemim değil. Evet. Hep özlem kalmıştı bende. Burada bu köy ayrı bir köy değil mi? Evet, bizim köyün ismi Erkah, Süryanice. Evet. Türkçesi üç köy. Yani Kafro'dan sonra 2 kilometre evet. İlerideyiz. Burada peki faal miydi? Yok, biz yaptık yeniden. Yani hiçbir şey yoktu. Köy yoktu, tekrar kurdunuz. Köy vardı, bizim köy boşanmamıştı. Ha, evet. Sadece bizim köy boşanmamıştı. Ama kim yaşıyordu? Süryani köyleri hepsi boşanmıştı. Süryaniler mi vardı yoksa? Yok, Süryaniydiler hepsi. Evet. Burada kalanlar vardı. Aynen öyle. Evet. Ama biz 80'de gitmiştik buradan. Bir de buraya canlılık verdik, hayat evet, verdik. Evet, yani güzel yani bir yandan öyle. Valla biz de onu konuştuk yani. Çok manevi bir şeydir hani. Değil mi? Yani sonuçta bir yer açıyorsunuz, full çekiyor. Değil mi? Yer yok. Ya, kapatıyorlar doğru. Falan hani işte bir yer kaplıyı evet. Da söylüyorum. Siz de çok dolusunuz. Doğrudur evet. Spesyal pizzamız var. Evet. Bir kalio, kavurmalı. Birisi içli köftenin haricinden pizzaya uyarladım. Yani o da normal öyle bir pizza yoktu. Evet. Ama çocukluktan beri hep aklımda kalmıştı bu içli köfteler. Onu pizzaya uyarladım. Budur, bir de kalio budur kavurma. Tavuk gözü var bizde. Vejeteryan var. Evet. Bir de kendi icat ettiğimiz Erkah pizza var. O da tatlıydı. Tatlı pizzamız da var. O da hiçbir yerde yok evet. Normalinde öyle. Malzemeler şey. Bahçeniz, kendi bahçenizden. Kendi bahçemizden, tamamen organiktir. Mesela bu neydi? Sucuklu. Sucuklu. O da sucuklu ama bibersiz. Sucuklu bibersiz. Bu da bizim kalio pizza. En çok bu giden budur bizde. Arka. Kalio. Kavurmalı. Kavurmalı. Aynen. Var ya. Çok kalabalık gerçekten. Şu an biraz yine sıra bekleyeceğiz. Ne? Evet, menü bu şekilde. Şöyle margarita 220, salamlı 300, 280'e var. En meşhur da buranın Kalio özel pizzası 340 dana kavurmalı olan, İzla pizza var 320 olan. Kalsiyon, dana kıyma, soğan, biber ve domates. Ha, bu kapalı gibi.
Arka var. Bu tatlı pizzaymış. Bu değişik duruyor ama şimdi tatlı pizza yemek istemem açıkçası. Ve pideler de var yine aynı şekilde. Şöyle. Şinitzeller, aperatif şeyler var. Salatalar var. Ve şöyle içecekler. 50 lira 40 lira. Şimdi pizzalarımızı sipariş verdik. Şallarımızı taktık. Evet. Şöyle bekliyoruz. Bayağı kalabalık. Bir saat beklersiniz dediler. Bekliyoruz. Tabii. Bu arada burada Ariyaniş arabı satılıyor. Evet, şimdi biraz yoğun bir gün. Civardaki tüm pizzacılar kapalı olduğu için aşırı bir yoğunluk vardı. Bekliyoruz hala. Bir yarım saat oldu herhalde, değil mi? Rahat oldu ya. Bir saate yaklaşacak. Evet. Ama burası diğer yerlere göre bence kapasite daha yüksek gibi. Evet. Daha fazla insan alıyor. Keyifli, hani açık hava güzel. Bence şu balkon özellikle bayağı güzel. Evet, şimdi pizzalarımız geldi. Şöyle. Biz Kalio söylemiştik. Karşıdaki Kalio, bu İzla. İzla. Seninki ne Atas? Bu jambonlu, tavuklu ve ne? Ha, bu da Kalio. Evet, şimdi böyle tadacağız bakalım. Evet. Çok güzel şeyler. Evet evet, çok güzel. Nerede çok güzel. Yok, acaba gitti der mi? Hayır yok. Işık daha iyi ya. Buraya geçtik. Buraya geçtik. Soslar var şöyle, sarımsaklı, acılı, bir de sarımsakın bir tadını alalım değil mi? Sarımsak çok güzel kokuyor zaten. Sarımsak güzel kokuyor. Ben dayanamadım. Bayağı güzel kokuyor. Evet, evet. Şimdi ben izle deniyorum. Bu acı mı acı? Sarımsaklı. Evet, ben diyemiyorum ama bir dur. Çok iyi, bol sarımsak. Evet. Çok severim. Çok güzel. Bir de şundan şeyi deneyelim. İyi bakalım. Çok kekik, kekik herhalde o. Nasıl? Ya. Güzel mi? Mükemmel. Ay, ben de yemek istiyorum bir an önce. Kekikli çok iyi. Bittiyse yemek istiyorum beyaz. Seni çekelim. Tamam, başla sen de, soğutma. Yani İzmir'de daha çok soğuk. Kekikliden de alacağım birazcık, evet, sos olarak. O kekikli çok iyi sosta değil mi? Çok iyi. Efsane. Ben kekikli favorim oldu. Öyle. Acılı da çok güzel. Acısı çok fazla, acılı da ya. Kekikli sosundan o bayıldım. Evet ya. Fesli. Kekikli. Fesler mi o? Aa, kekik değil. Yok, kekik değil. Fesli. Doğru, hiç kekiğe de benzemiyor. Evet ya. Zaten niye kekik dedik gibi? Geldi. Kekik gibi. Reyhan'a da diyorlar, o mu? I'll give you all I can. When the sun... bu İzla pizza, içli köftenin harcından uyarlanmış bir şey. Yani kendileri şey yapmışlar. Evet. Gerçekten tadı güzel ama tabii... Sen yedin mi hiç? Ben herhalde kavurmayı tercih ederim. Ben ondan tatmadım, yok. Tadacağım. Nasıl? Sen bir şey yemiş miydin kapalı pidesinden? Ben. Yemedim, hiç yemedim. O da çok güzelmiş. Beğendiniz mi? Şey de, içi de bana biraz daha dolu geldi diğer tarafa göre. Diğer tarafta malzeme sanki daha azdı. Dolu dolu. Evet. Şunu alayım hatta. Ben sadece sordum, neyle? Bu kavurma mı? Bu iç harcı olan. Göstereyim. Nereye harika görünüyor şey gerçekten. Bu da çok güzelmiş. Kavurma da güzel, ben bunu da çok beğendim. Bu da çok güzel. Bu daha güzel sanki ya. İzla. Evet. Vallahi yarışır. Yarışır. Vallahi çok iyi. Ya. Nasıl? Çekirdekli zeytinin olmaması beni direkt kazandı. Ya bu konuda şöyle. Hatta Kafro'da, yani bizim birkaç sene önce gittiğimizde, zeytin çekirdek olduğu için... Abi uyanmışlardı ama yine de evet, unuttum bir an. Dişte abi, sorun olmuş muydu? Hikaye şey, diş travması oldu zaten. Evet. Öyle bir sorun olmuştu. Çekirdeği çıkartıp yapsalar ne oluyor yani? Biz farklı söylediğimiz için burada da tavuklu var. Sade tadacağım tavukluyu önce ben bir. Evet, ben de öyle tatmak isterim. Hmm. Ben de bir tadayım.
Ben tavukluyu çok beğendim. Bayağı güzelmiş bak. Güzel. Bir de sosla yiyelim, daha güzel olur. Hepsi güzel de. Burada biraz damak tadı. Yani evet. Kavurmalıyı ya da izla olanı tercih ederim daha çok. Ben de izla ve tavuk diyorum mesela. Şimdi pizzalarımızı yedik. Yani evet. Şöyle söyleyeyim, ben açık fikrimi söylüyorum dürüstçe. Beklentimin çok üstünde geldi. Yani beklentim hani bu kadar değildi. Hatta inşallah güzeldir, nasıldır falan diye geldik ama çok güzeldi. Çok yani güzeldi. Yani bence ortam, mekan olarak, işletme olarak, işte temizlik olarak mükemmel. Zaten videoda da gördünüz mutfağını, evet, vesaire. Lezzeti de çok iyiydi. Kesinlikle. Ama şunu söyleyeyim, yani bu tabii işletmeyle ilgili değil. Şimdi biz bir de video çekiyoruz bence onunla da ilgili. Evet. Soğuduktan sonra olmuyor. Belki hani gece geldiğinizde saatlerde mesela içeride yemek daha mantıklı olabilir. Evet evet, ama bize o zaten hani genel yemek olayı. Ama lezzet mükemmeldi. Soslar mükemmel. Çok iyiydi. Soslar çok iyiydi. Pizzanın inceliği çok güzeldi ve hani hizmet olarak güler yüz vesaire, bu da çok iyiydi. Bence bu da çok önemli. Ve şunu da söyleyeyim. Bir saat bekledik. Bir saati geçik bekledik. Ama bu sadece buraya özel değil. Yani yok, bütün pizzacılarda bence bekledik. Bence bugüne özel bir şey bu. Hafta yani, sonu olduğu için evet. Özellikle şunu söyleyelim. Şimdi muhtemelen bu videoyu izleyenler Kafro işte popülaritesiyle bu videoyu açmışlardır. Ama burada hem kapasite olarak çok büyük bence. Evet, yani büyük. Burada bekleme şansınız çok düşük çünkü diğer taraf, bütün her yer kapalı olduğu için bugün buraya bir yığılma, evet, olmuş. Yani aslında oldu. Mesele bu. Hafta içi falan gelseniz bu kadar olmaz, evet, bence. Ve hani bilmiyorum ya. Ama şunu söyleyelim. Burada mesela özellikle oturarak beklemeniz, işte böyle balkonu olması, evet, da beklemeyi güzel de çekilebilir mesela kılıyor. Mesela diğer diyelim tarafta böyle ayakta dışarıda şeyde bekliyorduk. Köyde beklemiştik geçen, evet, de köy komikti. O yüzden balkonu çok güzel. Gerçekten çok keyifli. Ve hani biz değil burada. Ceren Ata babası şey falan diyeceğim var. Herkes değil mi? Beğenmeyen hiç olmadı. Evet. Az çok onların da yorumlarını herkes çektik. Herkes beğendi. Herkes hatta harikaydı diyor. Biz daha önce de gelmiştik. Hep beraber diğer mesela taraf. Atanın yorumu değil mi Ata? Sen çok iyi abi. Çekelim. Şey olarak da diğer taraftan da önde gördüm biraz. Ben daha Kafro'dan. Doyurucu. Daha doyurucu, daha büyük. Evet. Ve içini daha doluydu sanki malzeme olarak da. Hı. Diğer tarafa göre. Güzel yapmışlar. Biz bir de 3 çeşit aldık. Karıştırdık yani. Bir, evet, çoğunun tadına baksın. Evet. Neredeyse hepsinden tadına baktım. Şey olarak, seçenek olarak daha az, onu söyleyelim. Hani diğerinde daha böyle sebzeliler farklı farklı karışık ama orada bir 15-20 çeşit var. Evet, burada daha az var ama çok güzel yani, lezzetleri yeterli çok iyi bence. Yeterli. Olarak. Evet. Vejetaryen falan. Her şey var. Öyle güzel bir akşam geçirdik burada. Evet evet. Güzel bir gün geçti daha doğrusu. Ben az önce şey diyorum böyle, hani çok doydum ama olsa yine yerim modunda. Böyle gerçekten çok güzeldi. Şu an çayımızı da içiyoruz böyle. Kaçak ama güzel. Kaçak ama güzel gerçekten. Çok sevmem kaçak çayı ama güzel bu. Gerçekten gelirim yani, değil mi? Ortamı çok güzel. Bundan sonra bence de burası daha... Değil mi buraya? Plan. Misafir buraya getirilebilir. Buraya zaten kesinlikle getirilir, evet. Ya, uzun konuştuk belki ama kese kese konuşuruz. Şeyi de söyledik zaten beyefendi sahibi. Yani Almanya'da kaç sene bu işi yapmış. Hani bir profesyonellik var gerçekten. Muris Bey, evet. O da kendisi de anlattı. Kaç sene bu işi yapmış. Zaten tecrübeli. Belli zaten. Hem pizzadan hem mutfağın düzeninden. Evet. Mutfak temizdi. Girdik mutfağına açıkçası. Çektik de zaten. Güzeldi. Benim için o çok önemli. Evet. Lavabosudur, tuvaletidir, odur. Hani gerçekten temiz yani. Hayır. Çok büyük. Evet evet. Evet. Ya böyle geniş bir yer yani. Geniş, bir, ferah bir geniş yer. Bir de mesela burada tarla vardı. Orayı da çekmişizdir. İnşallah. Tarlada mesela kendi ürünlerini yetiştirip onlarla yapıyorlar pizzayı. Hmm. Hani dışarıdan da almıyorlar. Evet. Tabii mevsimine göre hani onu da belirtmek lazım ama hani bence güzel buralara turistik olarak geldiğinizde şans verebilirsiniz diye, evet, düşünüyorum. Güzel şekilde bir gün geçirdik ya, şöyle yüzler gülüyor yani. Evet. Neyse, en son artık çıkarken ücreti falan öderiz, ondan sonra da çıkarız yavaştan, biraz çay içiyoruz. Güzel. Evet. Şöyle. Bir burada da sahipleri var. Şefi. Sona kaldığımız için sohbet ediyoruz. Şimdi 4 sene önce de geldik yani. Avrupa'ya gittik. Yani ne yapacaksın orada? Birinci nesil ne yapabilir? Bakkaldır, kahvedir. Bir şeyler satacaksın. Yani gastronomiydi.
Evet. Bu işi orada öğrendik. Evet. Öğrendiğimiz şeyi de buraya getirdik yani. Başka hiçbir şeysi yok ama pizza Mezopotamya'dan İtalya'ya gitti. Hmm. Gerçekten mi? Evet, milletten ya. Önce 1500 yıllarda Süryaniler tarafından büyük bir Süryani göçü olmuş İtalya'ya. Yani zaten orada icat edildi. Yani buradakilerden orada icat edildi. Öyle belki genlerde var, biz de bilmiyorum. Yani ben bu işi Almanya'da 24 sene yaptım. Yani kültürel bir şey olduğu için siz de yatkınsınız. Yani evet, tabii ki yani. Öyle oldu. Çoğu insan bilmez ya. Bira da mesela bu topraklardan aslında yayılmış. Bira. Biliyorsun Sürenler icat ediyor, evet, onu değil mi? Hayır, bir de Arnold Schwarzenegger filminde söylüyor. Bira içiyorlar, soruyor diyor. Bira kim icat etti? Diyorlar, bilmiyoruz. Dedi, Sürenler icat etti ama Mısırlılar onu genişlettirdi. Öyle ya. Bira da bu topraklardan. Ya bira, evet ha. Bira, şarap. Derdi ve şeydi. Şimdi çıktık zaten. Uzun da bir video olmuş da olabilir. Evet. Ama gerçekten çok güzel bir gündü bizim için. Yani lezzetini, evet, vesaire geçiyorum. Burada beyefendi sağ olsun. Sohbet ettik. Çok güzeldi. Yani ben açıkçası bir daha buralara pizza yemeye gelsem muhtemelen sadece bu ikili ilişkilerden kaynaklı, evet, bile buraya gelirim. Şey, çok güler yüzler ve sohbetleri falan çok iyi yani. Evet. Öyle. O şekilde yani zaten her şeyi gösterdik. Evet. Var mı aranızdan gelen acaba bu videoyu izleyip hani böyle, evet, gelen yorumlarınızı da bekliyoruz. Yani bence buraya geldiğinizde gerçekten beklentilerinizin üstüne çıkabilir, karşılayabilir yani şey olarak. Hani tek bir yer var. İşte orası öne çıkıyor, Kafro, ama gerçekten burası da güzel. Yani bir şans, evet, evet, verebilirsiniz diye düşünüyorum ben. Öyle. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Evet. Gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, bizi Instagram hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz, tabii ki beğenirseniz çok mutlu oluruz. Görüşmek Kendinize üzere. İyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.